Aslında insan kendinin ne olduğunu bilir. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا İnsan kendinde olanı, nefsinde olanı çok iyi görür. وَلَوْ اَلْقَى مَعَذِيرًا Bir takım mazeretler ortaya atsa bile. Yani Allah Azze ve Celle açıkça diyor ki insan kendini bilir. Eğer bir suçu varsa, bir günahı varsa o belanın ondan geldiğini insan anlamaktadır. Sağduyu insana bunu fısıldamaktadır. İçimizdeki sağduyu, herkese verilmiş olan o nimet, o manevi ağza aslında insana fısıldıyor. Sen şunu yaptığın için başına şu geldi. Bazen de tam tersi, güzel bir şey yaptığınız zaman güzel bir sonuç veriyor. Güzel şeyler oluyor arkasından. O zaman da sağduyumuz bize bunu söylüyor. Sen şunu yaptığın için Allah sana böyle mükafat verdi. Anlıyoruz yani bir takım alametlerden, olayların gelişiminden anlıyoruz aslında. O sağduyumuzu duyacak halde kalmalıyız. Bazen insan sağduyusunu duyamıyor. Sağduyuyu duyamayacak hale getiriyor kendisini. Öfkeyle, yanlış fikirlerle, yanlış bir çevrenin içinde olmakla sağduyusunu duyamaz hale geliyor. Eğer sağduyusunu duyarsa bir imtihan mıdır yoksa bir ceza mıdır? Bunu kendisi anlayabilir. Başına gelen musibetler. Kur'an-ı Kerim bununla ilgili buyuruyor ki وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Musibet cinsinden başınıza her ne geldiyse, size ne isabet ettiyse فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Ellerinizin kazandığı sebebiyledir. Yani demek ki günahlarımız sebebiyle aslında bize musibetler geliyor. Ama İslam düşmanlarından geliyorsa, mesela peygamberlere de geldi mesela birçok çok musibetler. İslam düşmanları peygamberlere neler neler yaptılar. Onların da günahı sebebiyle mi başlarına o musibetler geldi? Hayır. Orada bir siyasi sebep var. Yani birisi mevcudu reddediyor, mevcudu savunanlar ona zulmediyor. Burada imtihandır. Allah o musibeti imtihan sebebiyle bize vermektedir. Ya da derecemizi yükseltmek için, sevabımızı arttırmak için ya da günahlarımıza kefaret olması için. Ya da irademizin güçlenmesi için, sabrımızın artması için. Bunun gibi hikmetleri var. Yani bir günahtan olmayabilir. Ama İnsan bunu anlayabilir. Aslında şunu, şunu, şunu yaptım. Bu onun sonucu. İnsan bunu anlayabilir. Onun için sağduyuyu duymak lazım. Eğer siz İslam'a hizmet ettiniz, doğru şeyler yaptınız ama kötü şeylerle karşılaştınız ise demin saydığım şeyler hikmetler olabilir. Yani günahınızın azalması, ahirete kalmaması, günahlarınıza kefaret olması için olabilir. Sabrınızın genişlemesi için, iradenizin güçlenmesi için, cesaretinizin artması için, kabiliyetlerinizin gelişmesi için, derecenizin yükselmesi için gibi hikmetleri olabilir. Ama öyle değil de mesela bir yanlış iş yaptınız, ondan sonra bir musibete uğradınız. Besbelli ki o günahınızdan kaynaklanıyor yani. Yani insan bunu böyle anlayabilir. Güzel şeyler yaptıysa, İslam'a hizmet ettiyse, doğru şeyler yaptıysa ama kötü karşılık gördüyse, demek ki Allah beni imtihan ediyor. Demek ki Allah benim sevabımı arttırmak istiyor. Demek ki Allah benim sabrımı arttırmak istiyor. Demek ki benim derecemi yükseltmek istiyor. Demek ki şerefimi arttırmak istiyor.
Çünkü hadis var. Hadiste buyuruyor ki birine bir kula bir musibet isabet ederse, bir zulme uğrarsa, o da ona sabrederse Allah onun şerefini arttırır buyuruyor. Belki böyle bir maksat. O zaman hemen anlayabiliriz yani. Ama ya kötü bir şeyler yapmışsınız ve başınıza kötü olaylar gelmiş. Besbelli ki bu günahlarınızın sebebiyledir. Ve Allah Azze ve Celle sizi bu şekilde cezalandırmaktadır.